Haftalardır takipteyiz. Peru'da tansiyon düşmüyor. Devlet Başkanı Dina Boluarte'nin istifasını isteyen göstericiler meydanları boş bırakmıyor. Üstelik sert müdahale var ama göstericiler buna rağmen geri adım atmaya niyetli gözükmüyor. Peru'da sokakların tansiyonu düşmüyor. Burası başkent Lima. Devlet Başkanı Dina Boluarte'nin istifa etmesini ve erken seçime gidilmesini talep eden göstericiler polise karşı direniyor. Polisin müdahalesi sert. Göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanılıyor. Olaylar sırasında Lima'nın tarihi binalarından biri de alevlere teslim oldu. Yangın 3 saatte kontrol altına alınabildi. Geriye koca bir enkaz kaldı. Yangına dair soruşturma başlatıldı. Devlet Başkanı Boluarte'nin şiddete başvuranların cezasız kalmayacağı yönündeki açıklamaları da öfkeli eylemcileri durdurmadı. Protestolar yalnızca başkent Lima ile sınırlı değil. Ülkenin güneyindeki Puno bölgesinde 1500 protestocu polis istasyonuna saldırdı. Aralık ayından bu yana devam eden protestolarda şimdiye kadar 60'a yakın kişi hayatını kaybetti. 700'den fazla kişi de yaralandı. Peru'nun eski devlet başkanı Castillo, çoğunluğunu muhalefetin oluşturduğu kongreyi feshedeceğini ve o hal ilan ettiğini duyurmuştu. Ancak bu açıklamanın ardından parlamento hemen harekete geçti ve hızla toplanarak Castillo'yu azletme kararı aldı. Yerini de başkan yardımcısı Dina Boluarte aldı. Hükümeti devirmeye çalışmakla suçlanan Castillo halen gözaltında.